Muhtemelen arkadaşlar, hayırlı günler diliyorum. Haftalık basın toplantımız münasebetiyle buradayız. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Ancak maalesef her hafta olduğu gibi bu haftada yine şehit haberleriyle yüreklerimize acı düştü. Şırnak'taki terörist saldırıda üç askerimiz şehit oldu. Bir askerimiz yaralandı. Şehit düşen evlatlarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Şunu herkes bilmeli ki terör ülkemizde inşallah hiçbir zaman hedefine, menfur hedefine ulaşamayacaktır. Milletimizin fedakarlığı, güvenlik güçlerimizin cesareti buna izin vermeyecektir. Çünkü şehadeti şeref nişanesi olarak kabul eden bir milleti pusuyla, teröyle sindirmeniz mümkün değildir. Muhterem arkadaşlarım elbette bu hafta başka enteresan olaylara da, daha doğrusu geçmiş hafta içinde şahit olduk. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurdular. Hem de mukaddes bir gecede hiçbir somut delile ve hukuki gerekçeye dayanmayan bu saldırıyı şiddet etelin ediyoruz. Maalesef İslam dünyası yalanlar üzerine üzerine kurulu bir işgal süresiyle karşı karşıya. Çünkü bu hadiseler sadece Suriye'de cereyan etmiyor. İslam aleminin her köşesinde aslında buna benzer hadiseler cereyan ediyor. Irak'ı kimyasal silah bahanesiyle işgal edenler şimdi aynı uydurma tiyatroyu Suriye'de sahneye koyuyorlar. Hiroşima'da insanların üzerine ilk kez atom bombası atanlardan Irak'ı kimyasal silah yalanıyla işgal edip bir buçuk milyon Müslümanı katledenlerden Irak'ın işgali sırasında hiç çekinmeden düşük yoğunluklu uranyum mermileri kullananlardan daha birkaç ay önce Afganistan'da bugüne kadar kullanmadıkları dünyanın en tahripkar klasik bombalarından birini kullanarak Müslümanları katledenlerden biz doğruya, hakikate, faydalıya hizmet etmelerini bekleyemeyiz. Suriye'de 600 bin insan katledildi. Bunu gerçekleştiren güçler şimdi Guta'daki olayları meydana getiriyorlar ve güya kutada hayatlarını kaybedenler, kimyasal silah kullanıldığı için kaybedenler timsah gözyaşları döküyorlar. Bunların bu sahte kendi menfaatleri için döktükleri gözyaşına bizim inanmamızı hatta dünyadaki insaf sahibi kesimlerin inanmasını beklemeleri mümkün değil. Yabancı gazeteciler yabancı basın organları Guta'daki çatışmaların hemen arkasından oraya ulaştılar. Oradaki doktorların, oradaki hastane erbabının, yaşayanların hepsinin ifadesi burada kimyasal silah kullanılmadı. Atılan bombalar neticesinde büyük bir toz bulutu doğdu. Bu toz bulutu münasebetiyle biz insanları hem nefes darlığı çekiyorlar hem görmelerine engel oluyor. Hastanelerde süratli bir geçici tedaviye tabi tutuyorduk. Nasıl olduysa birdenbire birileri giriyor. Hemen insanları hortumla sulamaya çalışıyor. İşin garibi filme baktığınız zaman kimyasal saldırıya uğrayan bir bölgede doktorların veya böyle bir saldırıya muhatap olanların giymesi gereken elbiselerden korunacak diğer şeylerden ne diyelim eldivenlerden veya maskelerden mahrum olduğunu görüyoruz. Bu tam manasıyla alçakça ve haince yapılan bir saldırıdır. Guta tamamen bahanedir. Gözdağıdır ve Müslümanları en bizim makbul gecelerimizden birinin sabahında katletmektir. Aslında bu saldırının temel gerekçesi hedefi Orta Doğu'da barış ve istikrarı sağlamak değil, önlemektir. Özellikle Astana süreciyle ortaya çıkan Barış umutlarını sabote etmektir. Türkiye, İran ve Rusya arasında yürütülen ve kısmen de olsa sonuç alınan müzakerelerin sabote edilmesidir. Nitekim bu saldırının Putin, Putin, Ruhani ve Sayın Erdoğan arasında gerçekleşen üçlü zirvenin hemen arkasından gelmesi manidardır. Hukukta bir kural vardır. En kuvvetli şehadet hasmın şehadetidir diye. İşte Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ifadelerini aynen size arz ediyorum. Biz bu operasyon ile Türkleri ve Rusları ayırmayı başardık. Türkler kimyasal saldırıyı kınadılar ve ardından operasyonu desteklediklerini söylediler. Macron'un ifadesi. Allah bu ifadeleri kullananlara değil ama bu ifadelere muhatap olanlara akıl fikir versin. Bizim insanımız, bizim devlet yöneticilerimiz bunu kullanıyor. Kaldi binle demek ki en ufacık bir sızı hissetmiyor. Orada katledilen Müslümanlar adına. Muhterem arkadaşlarım, Irak'ı işgal edenlerden Suriye'nin kurtuluşu için gayret göstermelerini beklemek ancak bir akıl tutulması olabilir. Mesele ne Afrin'dir, ne Duma'dır, ne Membiş'tir, ne İdlib'dir, ne Halep'tir. Asıl mesele Orta Doğu'da büyük İsrail devletinin kuruluşunun önündeki engelleri ortadan kaldırmaktır. Orta Doğu'da yaşanan istikrarsızlığın nihai amacı Siyonistlerin İsrail'in kendilerine vaat edildiklerine inandıkları topraklara yerleşmesinin önünü Açmaktır. Bunu görmezseniz, hele de devletin başında bulunanlar, devleti yönetenler, bu gerçeği görmezse, Ortadoğu'da hiçbir problemin çözümüne katkı sağlayamazlar. Bundan dolayı zaten attıkları her adım Ortadoğu'da barışın sağlanmasına değil, yok olmasına hedef oldu ve ne yazık ki Irak'ta bu işin başlangıcıydı. Irak'ta bize karşı gösterilen tahrikkar tavırların askerimizin başına çuval geçirilmesi dahil hiçbirisinin hesabını soramadılar. İşte bundan dolayıdır ki biz diyoruz ki esas problemimiz dış politikadaki savur, savrulmamızdır. Bu hükümetin bir istikrara kavuşmamasıdır. Ama tabii en üzücü tarafta en acı olan özellikle bir Müslüman ülkenin üzerine bombalar yağarken bir başka Müslüman ülkenin yöneticilerinin bunu memnuniyetle karşılamasıdır biz Türkiye'den ABD şakşakçılığını değil, İslam dünyasına ümit olacak şahsiyetli bir dış politika bekliyoruz. Çözüm önerilerimiz de var. Biz bir şeyi tenkit ederken onun karşısında düşüncelerimizi de gündeme mutlaka getiririz. Kanaatimiz o ki eğer biz bu bölgede barış istiyorsak, 1 Aslana süreci kararlı bir şekilde sürdürülmelidir. 2 Bölgesel ittifaklar daha da genişletilerek güçlendirilmelidir. 3 Her türlü provokasyona rağmen bölgedeki meşru yönetimlerle temasa geçilmeli, sağlıklı bir müzakere ortamının oluşması sağlanmalıdır. Azami beklentilerin değil, asgari müştereklerin ortaya konacağı bir diyalog zemini oluşturulmalıdır. Asgari müşterekimiz, akan kanın en kısa zamanda sürede durdurulmasıdır. 5. Vakit geçirilmeden geniş katılımlı bölgesel bir barış konferansı düzenlenmelidir. Daha önce söylediğimiz gibi yeniden hatırlatıyoruz, Diyarbakır bunun için en uygun adres ve en güçlü mesaj olur. 6. Ekonomik, teknolojik, siyasi ve askeri alanlarda bölgesel ortak paydalar oluşturulmalı ve birlikteliği kalıcı hale getirmek için güçlü müesseseler kurulmalıdır. Yedi son olarak coğrafyamızın tarihi, sosyal ve siyasal gerçeklerine uygun uzun vadeli bir strateji belirlenmelidir. Bunlar yapılmadığı sürece rahmet yağmasını beklediğimiz nice gecelerde üzerleri üzerimize bombalar yağmaya devam edecektir. Bunu da unutmayalım. Ne yazık ki bu konuda söyleyeceğim son söz. Bugünkü hükümet 15 yıldır iktidarda kalmasına rağmen stratejik bir planı dış politikada oluşturulam oluşturamamış. Politikasını hep yanlış temeller üzerine inşa etmiştir. Kafa karışıklığı da buradan ileri gelmektedir kimin ne hedefi olduğunu dikkate almadan kendi içinde bulunduğumuz meselelere çözüm aramaktadır. Ülkeler için bu sadece ve sadece felaket meydana getirir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Tabii son hafta ayrı bir konu daha Türkiye'mizin gündemine düştü. Bu da 28 Şubat davasının sonuçlanmış olmasıdır. Bugüne kadar 21 sanığın müebbet hapsine, 68 sanığın da beraatine karar verilen bir süreçten geçtik. Bilindiği gibi ceza alan sanıklar yaş haddinden ve sağlık durumundan ötürü cezalarını çekmeyecekler veya onların ifadesiyle evde çekecekler, dışarı çıkamayacaklar. Bu durum haklı olarak çeşitli tartışmalara yol açmıştır. Kafalarda soru işaretleri doğurmuştur. Biz hakim ya da savcı değiliz ama bildiğimiz bir şey var. Paşaya ayrı, vatandaşa ayrı hukuk olmaz. Kanunların arkasından dolaşarak adalet tesis edilemez. Bugün 28 Şubat mağduru olup hala hapiste olan 400'den fazla insan var. Bunların içinde kanser hastası olanlar, yaşı 80'i geçenler var. Eğer siz bir kesime adaleti işletip bir kesime işletmezseniz orada adalet terazisi çökmüş demektir adalet çökerse herkes bilsin ki devlet çöker. Biz kinci değiliz. İntikamcı da değiliz. Bunu herkesin bilmesini arzu ederiz. Paşalara müebbet verildi diye sevinecek ya da serbest bırakıldılar diye diye üzülecek de değiliz. Ama 28 Şubat'la hesaplaşmak ince hesaplar yapıp hukukun arkasından dolaşmakla değil 28 Şubat'ın sonuçlarını ortadan kaldırmakla mümkün olur. O yüzden darbecilerle hesaplaşıyoruz diyerek kimse kimseyi kandırmamalıdır. Biz 28 Şubat'la gerçekten hesaplaşmak istiyorsak bugünkü hükümet hakikaten 28 Şubat'la hesaplaşmak istiyorsa 28 Şubat'ın temel gerekçelerini ortadan kaldıracak adımları atmalıdırlar. 28 Şubat'ın bugüne kadar bildiğimiz kadarıyla iki gerekçesi vardı. Birisi D8'lerin kurulmasıyla bütün dünyaya İslam alemi olarak sanki bir baş kaldırı hareketine adım atılmıştı. İkincisi denk bütçe yapılmış ve Türkiye borçlanma politikalarını terk ederek hortumcuların hortumları kesilmiş milletin hakkı millete verilmişti. Maaşlarda yapılan kimsenin aklının almadığı müthiş zamlar bunun bir işaretiydi sadece. Muhtemelen arkadaşlarım, eğer Erbakan Hoca bu adımları atmamış olsaydı, eğer rahmetli hocamız Amerika'nın Irak'a yapacağı müdahaleye destek vermiş olsa, çekiç gücü statüsünü değiştirerek oraların bombalanmasına engel olmamış olsaydı, emin olun ne 28 Şubat'ı yaşardık ne de Erbakan hoca siyasetten uzaklaştırılırdı. Kimse kusura bakmasın. Bugünkü iktidar AK Parti 28 Şubat'ın bir mahsulüdür. Ve 28 bu sebeple de 28 Şubat'la bir mücadeleye giremez. Göze alamaz. Eğer böyle bir teşebbüsle bulunmuş olsaydı ilk yapacağı iş de 8leri canlandırmak. İslam ülkeleri iş birliği teşkilatını hayata geçirmek öyle uydurma gerekçelerle değil göz boyamak için değil Türkiye'de üretime dayalı sağlam temellere oturan borca dayalı olmayan bir politika izlemeleri icap ederdi. Ama biz olanları görüyoruz. Maalesef bugün Türkiye'miz bütün bunlara ilaveten olağanüstü halle idare ediliyor. 15 Temmuz bahane edilerek ileri sürülerek bu kadar zamandır 15 Temmuz'u deşifre edemeyenler esas müsebbiplerini bulamayanlar hala olağanüstü halle ülkeyi yönetmeye gidiyorlarsa Türkiye'nin problemlerine de çözüm bulamazlar. Bu aslında lisane halle Türkiye'nin problemlerini çözemeyeceklerinin ifadesidir. Türkiye 20 Temmuz 2016 yılından beri ne yazık ki olağanüstü hal ile yönetiliyor. İlk olağanüstü hal ilanı 3 ay geçerli olacaktı. Ancak bugün 7. defa uzatılmak üzere meclise getirildi. 7. defa. Seçime bile belki olağanüstü hal. Yani olağanüstü hal demek Herkes bunu farklı tarif ediyor. Olağanüstü hal keyfi idare demektir. Hukuku rafa kaldıracaksın. Mahkemeleri kapatacaksın. Sadece senin verdiğin talimatlar çerçevesinde mahkemeler karar verebilecek. Senin verdiğinin dışına çıkarlarsa o hakimleri de FETÖcü diye görevden alacaksın. Bu ne? Bu keyfilik. Bu arkadaşlarımızın İşle referandumla varmak istedikleri neticede bu zaten biz Türkiye'yi yönetirken keyfimize keder olmasın kimse karar verdik miydi o kararın doğruluğu ve yanlışlığına bakılmadan icra edilmesini sağlamamız icap eder diye düşünüyorlar. Muhterem arkadaşlarım herkes şunu bilsin Olağanüstü hal Türkiye'nin daha sağlıklı bir yapıya kavuşması için değil, AK Parti'nin bekasını sağlamak için devam ettiriliyor. Mesele ülke meselesi değil. Sadece AK Parti'nin düştüğü adalet karşısında problemleri çözemediği için oraya bir gerekçe bir zemin hazırlıyor sesini çıkaranın da tepesine yumruğu indiriliyor. Ne oldu olağanüstü hal ilanıyla? Şöyle bir göz atalım. Kanun gitti, kararnameler geldi. Meclis sef dışı kaldı. Seçilmişler gitti, atanmışlar geldi. Bakanlar gitti, danışmanlar geldi. Ortak akıl gitti, tek akıl geldi. İstişare gitti, talimat geldi. Meclis gitti, külliye geldi. Neticede hepsini toplarsak adalet gel gitti. Mağduriyet geldi. Ne yazık ki. Tabii bu şartlar altında seçime de çok uzun bir zaman kalmadı. Ancak tam seçim zamanında yapılacak diye Sayın Cumhurbaşkanı'nın ısrarlı ifadelerini dinlerken aniden dün yeni bir manzarayla karşı karşıya kaldık. Ortaklık bozuldu mu yoksa yeni bir hüviyet mi kazanacak onu bu günlerde göreceğiz. Sayın Bahçeli'nin hem de tarih vererek 26 Ağustos diye tarih vererek erken seçimi veya baskın seçimde denebilir gündeme getirmesi herkesi şaşırttı. Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Tabi oradaki gerekçeleri okuyunca yalnız kendisinin dinleyince akıl tutulması var. Bugün sanki Türkiye işgal altındaymış gibi bunu İstiklal Harbi'ne benzetiyor. Ya mübarekler 15 yıldır Türkiye'yi siz yönetiyorsunuz. Eğer bugün bir İstiklal Harbi diye bir mefhum gündeme getirilirse bu sizden kurtulmanın mücadelesinin adı olur. Haklı <laughs> türlü olmaz mı? Şu havaya bakın ya. 15 yıldır Türkiye'yi bu hale getireceksiniz. Şimdi kurtuluş savaşını, Çanakkale'yi, İstiklal Harbi'ni bilmem balaz girdi gündeme getireceksiniz. Allah akıl fikir versin. Ben bu kelimeyi çok kullanıyorum. Bizim için de bu kelimeyi kullananlar olursa hep amin diyorum. Çünkü akıl hepimize lazım. İnsanız. <gülüyor> <gülüyor> Muhterem arkadaşlarım. Hakikaten bu bizi şaşırttı. Ama endişeye de kaptırmadı. Hemen şunu ifade edelim. Çünkü biz seçimin her an erken erkene alınabileceği ihtimalini gündemimizde tuttuk. Bu yüzden ilk andan itibaren sanki yarın seçim olacakmış gibi çalışıyoruz. Erzurum'dan Edirne'ye, Diyarbakır'dan Sivas'a adım adım Anadolu'yu tarıyoruz. Ama Ağustos'ta, ama Kasım'da hangi tarih olursa olsun herkes bilsin ki biz hamdolsun seçime hazırız. Türkiye'nin bir değişikliğe ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bu değişiklikten çıkmanın da tek yolunun seçim olduğunu da idrak ediyoruz. Bir an evvel seçim olsun ki elde kalan 3-5 fabrikayı belki kurtarırız. Bir ümidimiz de bu. Seçimi baskına dönüştürerek muhalefeti hazırlıksız yakalamaya yakalamayı umanlar fena halde yanılacaklardır seçimden sonra İnşallah. hiç şüpse, şü, kimsenin şüphesi olmasın ki bu seçimin anahtarı bu seçimin mihveri Saadet Partimiz olacaktır çünkü Saadet Partimiz bu toprakların özüdür ruhudur mayasıdır kardeşliğin birliğin beraberliğin hatta Saadet Partisine karşı Bugüne kadar kullandığımız ifadeler tavırlarımızdan dolayı hasmane tavır besleyenleri bile kucaklayacak tek Saadet Partisi'dir. Bunu herkes bilsin. Muhterem arkadaşlarım tekrar söylüyorum ki AK Parti'nin bekasını Türkiye'nin bekası gibi görmek bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Demin Sayın Bahçeli'nin ifadeleri karşısında bir bakanın kullandığı ifadeleri de size aktarmak istiyorum. Seçime gideceğiz ya. Mehmetçiğimiz cephede. Afrin'de savaşıyor. Şimdi bir kurtuluş savaşındayız. Teşkilatlarımız da 2019'da bir seçim savaşına hazırlanıyor. Hep savaş. 2019'daki bu seçim savaşına başkomutanımızın liderliğinde hazır mıyız? Allah kazanızı mübarek etsin. Eh yani bir toy bakandan da tecrübesi hakikaten olmayan Zekası fışkırar ama kendi kabuğuna sığmayan bir bakandan da ancak bir bekler. <laughs> <laughs> Muhterem arkadaşlarım, seçimleri siz savaş gibi görürseniz bu ülkeye huzur ve refah getiremezsiniz. Sadece kaosa ve kargaşaya sebep olursunuz. Partiler birbirlerinin düşmanı değil, sadece rakipleridir. Bu ülke bizim, bu ülke hepimizindir. Yarın seçimlerde hiç kimsenin şüphesi olmasın ki AK Parti gidecek. Yerine bu ülkeyi ikame edecek, birileri geç, gelecek, ayağa kaldıracak. Hakikaten akıl tutulması dememin sebebi burada yatıyor. 15 yıldır iktidarda bulunan bir partinin bugün içinde bulunduğumuz problemleri bu kadar büyütüp, 15 yıl sonra kendi inşa ettikleri yapıyı çökertmek için istiklal harbine gidiyoruz demek kadar affedersin, yani kul kelimeyi kullanmayın başka kelimeleri ama saflık olur mu diyeyim, biraz insaflıca davranayım. Olmaz arkadaşım ya. Bu ülkeyi bugüne 15 yıldır siz getirdiniz ya. Bütün kararları siz aldınız. Ekonomi politikalarını siz yönettiniz. Türkiye'yi savaşın eşiğine siz getirdiniz. Amerika'yı stratejik müttefik siz ilan ettiniz. Bugün barbar bar bağırıyorsunuz. Bu ne biçim stratejik müttefiklik diye? Avrupa'yı medeniyet projesi olarak siz gördünüz, siz birlikte olmadı, oldunuz. Ama bir kere D8'den İslam ülkeleri işbirliği teşkilatından veya geri kalmış ülkeleri ayağa kaldıracak bir projeyi ağzınıza bile almadınız. Şimdi çıkmışsınız İstiklal Harbi. Doğru. Sizden kurtulmanın harbini yapacağız eğer bu bir harpse. Ama şunu unutmayalım, her söz toplum üzerinde bir etki meydana getiriyor. Maalesef iktidarın bu ifadeleri ve tutumu da toplumu kamplaştırmaya zorluyor. Biz ne kadar çabalarsak çabalayalım, çabalayalım, iktidar bu ayrıştırıcı tutumundan vazgeçmiyor. Kutuplaştırmada ümit buluyor. Zaten kutuplaştırdığımız takdirde ne olacak? Tabii ellerinde o kadar geniş imkanlar var ki. Bu imkanlar sayesinde medyanın büyük bir kısmını inhisarları altına aldılar. Bizim gibi birisinin o te televizyonlara çıkması mümkün değil. Bazen kaza ara bir iki telefona çıktığımız zaman onlar da hemen saf değiştirmeye zorlanıyor. Sahip değiştiriyor bir takım değişiklikler meydana geliyor. Bugüne kadar ben ısrarla ekonomik meselelere girdiğimiz zaman yatırım politikalarının mutlaka iktidara gelirsek kökten değişeceğini ifade ettim. Her fırsatta da söylüyorum. Çünkü bugünkü iktidarın takip ettiği yatırım politikası ülkemizi maalesef borca mahkum ediyor. Esir ediyor. Buna dolayı da şu ifadeyi her konuşmamda dile getiriyorum. Allah nasip eder, yarın iktidara gelirsek ilk yapacağımız iş bugün yürütülen bütün yatırımları durdurmaktır. İşte biz bunu söylediğimiz için tabi durdurmaktır. Arkasını da hemen getireyim. Çünkü ben arkasını getirmezsem alım onu ortaya koyuyorlar. Hangi yatırımları? Bu iktidar sadece ve sadece alt yapıya, sadece ve sadece hayatı rahatlatacak yatırımlara önem veriyor. Parayı toprağa gömmeyi yatırım zannediyor. Biz de diyoruz ki bu yanlış. Bu ata arabanın önüne bağlamamaktır. Siz önce üretime dönük yatırımları destekleyeceksiniz. Oradan kazandıklarınızla da hayatımızı rahatlatacak yatırımlara borçlanmadan destek vereceksiniz, girişeceksiniz. Bunu anlamadıkları için Sayın Cumhurbaşkanımız anlaşılan benim o ifadelerime değinerek diyor ki iktidara gelirsek bütün yatırımları durduracağız diyor birileri. Ve cevap veriyor. Diyor ki şimdi birileri diyor ki biz yatırımları durduracağız. Niyeymiş? Yatırımlar üretmiyormuş. Göreve geldiğimizde 36 milyar dolar ihracat vardı. Şimdi 160 milyar dolar oldu bu ihracat. Üreten ekonomi yok. Yok diyenler gözünüze dizinize dursun. Ben Allah akıl fikrin versin diyorum. Onlar da gözünüze dizinize dursun diyor. Aradaki farkı görmek için buna vurgu yapma ihtiyacını duydum. Üreten ekonomi olmasa sen IMF'ye borcu ödeyebilir miydin? Nereden tutalım bu lafı? Muhterem arkadaşlarım, burada da tekrar ettim, biz sözümüzün arkasındayız. Allah nasibeler iktidara gelirsek, bugün başlatılan bütün yatırımları durduracak, yatırımları tamamen elimizdeki kaynakları üretime dönüştüreceğiz. Eğer cesaretleri varsa versinler, haberde mi verirler, başka bir yerde mi bilmem, Türkiye üretiyor mu, tüketiyor mu? büyüyor mu küçülüyor mu güçleniyor mu zayıflıyor mu borcunu ödüyor ödüyor mu yoksa borçlarını artırıyor mu kim haklı kim haksız milletimiz karar versin mesela ihracatı söylüyorlar ama ithalat sanki tabu gibi hiç ağızlarına almıyorlar ithalatı 2017 yılında ihracat yüzde yedi onda dört artmış. Peki ithalat yüzde on virgül yedi artmış. Ebe mübarek. Bir satırı okurken gözünü aç bir de onun arkasından gelen satırı oku. Yo o kadar da gözlük numaraları yerinde değil. Farklı bir gözlük kullanıyorlar. 18'in ilk ilk 3 ayında ihracat 9 onda bir artmış yüzde ithalat şahlanmış yüzde 22,7 artmış. Dünyada ithalatını en hızlı artıran ülke Türkiye. Neden bunlardan bahsetmiyorsunuz? IMF'ye borcu ödedik diyorsunuz. Peki de neden dış borcun 453 milyar dolara çıktığını hiç ağzınıza almıyorsunuz? Yüzde 63 buçuğa ulaşan dış ticaret açığını neden dillendirmiyorsunuz? Vatandaşın bankaları olan borcunun sizin döneminizde tam 70 kat arttığını neden söylemiyorsunuz? Muhterem arkadaşlarım bu o kadar basit bir hesap ki IMF'ye borcumuz kalmadı. Borç batağındayız. Şu anda devletin borcu toplamına gitmiyorum. Devletin borcu bir trilyon lirayı geçti. Ve bunun için bütçeye konan para 71,7 milyar lira. Göreceksiniz ki bu da yetmeyecek. Artacak. Çünkü hala boşlanıyorsunuz. İMF'ye boşlanmamak övünmek için yetmez. İMF'nin politikalarından kurtulmak önemli. Bu iktidar bundan 17 sene önce Kemal Derviş vasıtasıyla Türkiye'ye gelen IMF'nin dikte ettirdiği ekonomik prensiplerle Türkiye'yi idare ediyor. Sadece 13 bankadan borçlanılıyor. Tahviller çıkarıldı. Tahvil ne demek? Sanki tahvil boş değil de başka bir şey mi zannediliyor? Siz bunu böyle yaparsanız bir gün Allah muhafaza etsin ekonomi bütünüyle çöker, düğünü umumiyeden daha beter bir noktaya bizi getirmiş olursunuz. Bunun şakası yok. Uyanın. Kendi kendinizi korumak için gözünüze, dizinize dursun. Biz de diyoruz ki Allah size akıl fikir versin. Amin diyin de bari. Bu şaşkınlıktan kurtulsunlar. Tekrar söylüyorum muhterem arkadaşlarım. iktidara gelirsek millet kaynaklarının betona gömülmesine izin vermeyeceğiz. Yani bizim ettiğimiz dua tam yerini gelmiyor ama o Kızıl sözünü bir kere daha okusunlar. Ne asfalt ne de beton yenecek bir şey değil. Bunu bir an önce fark edin. Bu yanlış politikalardan vazgeçin kesinlikle iktidara geldiğimizde yolsuzluğa izin vermeyeceğiz. Bütün kapılar kapanacak yolsuzluk kapıları. Bu ülkenin kaynaklarının haraç mezat birilerine peşkeş çekilmesine de müsaade etmeyeceğiz. Sizin rant ve betona harcadığınız parayı biz tarıma, üretime, sanayiye, istihdama harcayacağız. Muhterem arkadaşlarım, her zaman söylediğimiz gibi biz bu uyarılarımızı bir kardeşlik vazifesi olarak yapıyoruz. Tekebbür beslemek için değil. Ya oturun, bizimle didişmeye kalkma, ifadelerimizi çarpıtma yerine, ya bunlar ne diyor diye bir kere de düşünün ya Allah rızası için. Bakın o zaman ne kadar yanlış bir istikamete yöneldiğinizi göreceksiniz. Onun için biz bu söylediklerimizi bir kardeşlik vazifesi olarak söylüyoruz. Ama inanıyoruz ki kuvvet ve kudret sahibi Cenabı Hak'tır ve her millet kendisinin layık olduğu bir yönetim tarafından yönetilir. Bir millet kendisini değiştirmedikçe de Cenab-ı Hak o milleti değiştirici değildir. Onun için biz milletimize hitap ediyoruz. Lafa değil, icraata bakın. Geldiğimiz noktaya bir bakın. Bugün içinde bulunduğunuz sıkıntıları dikkate alın. Evet önümüzde muhteşem saraylar var. Yüksek binalar var. Hızlı trenler, köprüler, tüneller var. Ama unutmayın bunların tamamının bedelini siz ödeyeceksiniz. Size ödettirecekler. Farkında bile olmayacaksınız. Çünkü bunların hepsi bütçeden çıkacak. Muhterem arkadaşlarım bu sözlerle basın toplantımızı neticelendirmek istiyorum. Bizim kimseye karşı bir öfkemiz, kinimiz yok. Barış ve kardeşlik yurgu, yurdu bir Türkiye için çalışıyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. Evet. Söz sorunuz varsa buradan başlayalım. Sağdan buyur. Yaklaşık e, yarım saat sonra Cumhurbaşkanı'yla Bahçeli'nin bir hak ettiğiniz bu görüşmeden nasıl siz liderler çıkacak mısınız yakında? Ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah görüşmeniz olacak mı? Ben bunu yani bir defa Sayın Bahçeli gerekçesini dikkate alınca e, aslında hükümete karşı ciddi bir tavır besleyerek erken seçim ifadesini kullanmadığını anlıyoruz. Onun başka dertleri var onu da tahmin ediyoruz. Sanki e, hükümetle bir orta yolda buluşurlar gibi bir kanaat var. Ama ben önceden böyle tahminler yapıp arkasından da yanıldık demeyi doğru bulmuyorum. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Siz de öyle göreceksiniz, biz de. Öbür taraftan baştan beri söylüyoruz. Biz diyaloğa açız. Herkesle görüşeceğiz. Diğer şu anda muhalefetteki partilerle de görüşeceğiz. Sayın Abdullah Gül'le de bir fırsat olduğu takdirde görüşeceğiz. Başka birçok insanla görüşüyoruz. Fikirlerini, düşüncelerini bize takdim etmek isteyenler, bizim fikirlerimizi biraz daha detaylı olarak öğrenmek isteyenler olursa onlarla da görüşüyoruz. Hamdolsun şunu gördüm. İşte bu geçen hafta içinde Erzurum'dan Edirne'ye gittik. Yani bir serhat şehrinden öbür serhat şehrine. Birisi bizim geçmişte çok güçlü olduğumuz, tabanın bizi aslında sempati beslemesini beklediğimiz bir şehir, öbürü ise bizim bugüne kadar bir tane bile milletvekili çıkaramadığımız bir şehir. Ama emin olun, coşku ve heyecan hangi tarafta daha yüksek deseniz, ben ayrı durumda değil. Ama milletimizde müthiş bir beklenti ve coşku var. O coşku emin olun kurtuluş Ümidinden kaynaklanıyor. Yoksa sadece şahsımıza veya sadece partimize gösterilen bir iltifattan ibaret değil. Evet. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Efendim bana muhalefetten önemli bir iddia geldi. Eğer seçim 26 Ağustos'ta gerçekleşirse İYİ Parti seçime katılamayacak. Çünkü kongreden sonra 6 ay geçmesi gerekiyor. Evet. <laughs> Siz bu iddiayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ayrıca eğer böyle bir durum söz konusu olursa İYİ Parti ile ortak bir strateji oluşturacak mısınız? Evet. Yani bu her zaman gündemde oldu. Yani İyi Parti'nin önünü kesebilmek için iktidar partisi yani akla ve hayale sığmayacak adımlar attı. Devleti adeta İyi Parti'nin önüne çıkardı ama Sayın Akşener de bu konuda mücadelesinden vazgeçmedi bir noktaya geldi. Zaten biz elbette seçime giderken bu partilerle mutlaka görüşeceğiz dedik iktidarla da görüşürüz dedik. Elbette yani muhalefetteki partilerle görüşme yaparken ortaya koyduğumuz fikirler temelde iktidarla görüştüğümüz zaman ortaya koyduğumuz fikirlerden farklı değil de ama ortaya çıkan manzara farklı. Biz diyoruz ki böyle yapacağız muhalefettekilerine de muhalefettekilerine. İktidara da diyoruz ki sizin terk etmeniz lazım. Verin birlikte düzeltelim. Aradaki fark bu kadar basit. Buyur. Sayın Bahçeli'nin başka ne derdi olabilir efendim? Efendim? <laughs> Bahçeli'nin başka derdi var dediniz az önce. Ha yani başka derdi var dediğim arkadaşlarımız sordular. Yani bir bakıma e, Sayın Akşener'in ortaya çıkması onları endişelendirdi. Dedi, derdi dediğim endişesi. Yani böyle bir endişeler de var. Onu açıkça herhalde onlar da söylüyorlar. Bakalım ne olur. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. İnşallah önümüzdeki günlerimiz bugünden daha hayırlı hadiselere vesile olur.